İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında bir tarafta Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, diğer tarafta Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu. Şimdi Ataşehir halkına soralım, Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu? Ataşehir'de hangi parti oy verecek? Kim hak ediyor oy almaya burada? Burada soruları ben sorarım. Oyunu içiyorum, düşünüyorum hangisine oy verim diye. Çekme oğlum, çekme. Büyükşehir'de Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu? Yani şimdi Ataşehir'de CHP'ye veriyorken tabii ki Büyükşehir'de AK Parti'ye vermek biraz hani siyasi görüşünüze biraz ters olabilir. Ama şunu da söyleyeyim, yani ben çok taraf tutan bir şey olmayarak söylüyorum. Binali Yıldırım da bana açıkçası samimi geliyor. Yani hani egosu falan olmayan birisi. Ama Ekrem İmamoğlu'nu çok da tanımıyorum. Vaatlere göre de çok fazla gitmiyorum. Hayırlısı diyeyim artık, onu düşüneceğim. Onda yani biraz kararsız. Evet. Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Yani tabii ki fikirleri uyuştuğu için, genç, dinamik olduğu için, çalışkan o. Yani aynı yüzleri görmekten yorulduk artık, yeter. Yani gitsin otursun artık Binali. Yetmiyor mu? Maddi, manevi her şeyi bitirdi. Daha ne bekliyor? Peki Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu... CHP'ye vereceğim. İmamoğlu'nu. Evet. Neden İmamoğlu? Çünkü genç, dinamik, çok tutarlı, sevecen. Onun için vereceğim. O yüzden İmamoğlu. Size soralım siz. Aynı şeyleri düşünüyorum. İmamoğlu. Evet, İmamoğlu. Ataşehir'de boş oy. Ve Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım? Yani hiçbir fikrim yok şu anda. Oy kullanacak mısınız? Tabii ki de. Ama daha düşünüyorsun. Aynen öyle. Hani... Yani düzeltsinler artık bizi ya. Çevreyi, hani Türkiye'yi düzeltsinler. Battık batıyoruz. Siz şikayetçisiniz biraz. Tabii canım. Neden şikayetçisiniz? Neyden şikayetçiyim ya? Hani her şey paralı oldu. İstediğimiz hiçbir şey alıp yiyemiyoruz. Bu bizim hani şu anki hayatımızda böyleyse çoluk çocuğumuza tabii ki yansıyacaktır. Gelecekte nasıl olacağımızı hiç bilmiyoruz. Çocuklar okuyacak, nasıl okuyacaklar? Büyükşehir'de Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu? Diyorum işte, kafamda hiçbir şey oturmadı. Kararsızsın. Evet, kararsızım. Benim eski belediye başkanım Ekrem İmamoğlu. Beylikdüzü'nden. Beylikdüzü'nü muhteşem bir yer yapmıştır. Ve bir numaradır ve kazanacağına da eminimdir. Siz İmamoğlu'nu tercih. Evet. Büyükşehir'de İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım mı? İmamoğlu alır. Binali Yıldırım. Niçin Binali Yıldırım? Yani niçin bilmiyorum. Binali Yıldırım zaten bu ülkeden Ulaştırma Bakanlığı yapmış. Yani meclis başkan vekilliği yapmış. Ya Ekrem İmamoğlu'na göre daha deneyimli birisi bence. Ben ondan, o yüzden ona vereceğim. Ben de AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti? Neden AK Parti? Şöyle söyleyeyim, aslında ben kötünün iyisini seçiyoruz. AK Parti'den başka verilecek bir oy yok. Ben ondan dolayı AK Parti'ye veriyorum. Neden hapse girecek diye düşündünüz? Yok kardeşim, ben şu an herkes her isteğini söyleyemiyor bence, biraz çekin, korku var yani, o yüzden dedim ben de. Mizah olarak söyledim ya da bizim aramızda. Ya ben kararsın, parti tutmuyorum ama hani AK Parti'ye vermeyeceğim ben bu sefer. Neden AK Parti'ye vermeyeceksin? Daha önce AK Parti'ye mi oy veriyordunuz? Yani bir kere vermiştim aynen. Bu seçimde vermeyeceksiniz. Aynen. Neden peki? Ekonomiden dolayı en büyük etken bu. Büyükşehir'de peki Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım? Ekrem İmamoğlu. Siz İmamoğlu'na oy vereceksiniz. Evet. Aha. Neden İmamoğlu? Yani değişiklik olsun bu sefer. Çünkü ekonomi çok kötü. Çünkü biz burada esnafız. Pek doğru düzgün iş yok. Kiralarımızı çıkaramıyoruz. İş yapamıyoruz. O yüzden İmamoğlu. O yüzden İmamoğlu. Biz bu sefer değişiklik olsun. Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz. Neden İmamoğlu? Bir kere artık yenilik gerekiyor. Konuşmalarını seviyorum. İstanbul için çözüm üretmeye çalışıyor. Kendisi Karadenizli, ben de Karadenizliyim. İcraata bakıyorum. Artık belediye seçimlerinde sadece İstanbul'dan bahsediyor. Diğer gündemi karıştırmaya yönelik söylemlerde bulunmuyor. Sempatik buluyorum. Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim. İmamoğlu mu Büyükşehir'de yoksa Binali Yıldırım mı? İmamoğlu. Niçin İmamoğlu? Genç olduğu için. Artık bizler yaşlıyız. Bir kenara çekilip oturmamız lazım. Siz tercihinizi İmamoğlu'na yanar. Evet, evet. Peki Büyükşehir'de Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu? Binali Yıldırım'a ver. Neden Binali Yıldırım? Ya onun yapacağı şeyler var. Ötekini tanımıyorum bile. O yüzden sizin tercihiniz Binali Yıldırım. Evet. Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Dürüst, düzgün, iyi hizmet vereceğine inanıyorum. Ve onun için, güvendiğim için, dürüstlüğü için, doğruluğu için
Onun için. İmamoğlu. Tabii ki. Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım? Büyükşehir'de de kullanmayı düşünmüyorum. Neden peki? Sizi biraz umutsuz gördüm. Yok yani, çünkü kime oyumuzu vereceğiz ki yani? Kime verelim sizce? Ben size soruyorum. Kim hak ediyor oy almayı burada şu anda? Burada soruları ben sorarım. İşte ben de size böyle bir cevap veriyorum. Peki Büyükşehir'de İmamoğlu mu Binali Yıldırım? Tabii ki İmamoğlu. Nasıl değerlendiriyorsunuz peki Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını? Vallahi çok tanımıyorum kendisini ama hani değerlendiririm yine de. Siz kime oy vereceksiniz? AK Parti. Evet. Ama bize yardım etmiyor. Çadırda durduğu için hiç ben uyu oy atmadım. Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım? Vallahi çok kararsızım. Daha neden kararsızsınız? Kararsızım bilmiyorum yani, değişken şartlar onun için. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Niçin İmamoğlu? Doğrunun, dürüstlüğün yerinde olmamız lazım. Binali Yıldırım'ın ne olduğunu zaten biliyoruz. Başbakanlığını da biliyoruz, her şeyini de biliyoruz. Yani otur, kalk, yani tamam, her şey onda bitti. Ya bundan öncesini söylemek gerekirse, %49,5'la birisi geldi. Ahmet Davutoğlu biliyorsun değil mi? Ne oldu? Hani ben seçimle geldim, seçimle giderim dedi. Maalesef. Büyükşehir'de peki İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Değişiklik bir ihtiyaçtır. Bir denge politikası gelmesi gerektiğini düşünüyorum artık. Daha uygun olur diye düşünüyorum. Daha önce hangi partiyi destekliyordunuz siz? Değişik partilere oy verdim. CHP'ye de verdim, AK Parti'ye de verdim, HDP'ye de verdim. Yani bir sürü partiye oy verdim. Bu seçimde HDP aday çıkarmadı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz peki HDP'ye oy vermiş biri olarak? Uygun görüyorum. Doğru bir politika izlediğini görüyorum. Aynı zamanda Türkiye'lileşmesi adına da bence uygun bir hareket. O yüzden siz İmamoğlu'nu destekliyorsunuz. Kesinlikle evet. Büyük ihtimal Binali Yıldırım olacak. Neden Binali Yıldırım? Yani öyle düşünüyorum. Bana en yakın o geliyor. Siz tercihinizi Yıldırım'a yanıtlıyorsunuz. İmamoğlu'na oy vereceğiz. Neden İmamoğlu? Çünkü bir şeylerin değişmesi lazım diye. Değişim istiyorsun. Evet, değişim istiyorsun. Peki Binali Yıldırım karşısında adaylığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani iyi bir aday. Daha önce de Büyükçekmece'de galiba başkanlık yapıyordu. Orada da başarılı olmuş ki buraya aday göstermişler. Beylikdüzü'nde. Beylikdüzü'nde, pardon. O yüzden siz tercihinizi İmamoğlu'ndan yana. İmamoğlu'ndan yana yapacağız, evet. Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım mı? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Beğeniyorum. Onu daha çok beğeniyorum. Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? Kullanmayı düşünmüyorum bu seçimde. Hangisini başarılı görüyorsak onu düşünebiliriz. Tamam, o zaman sizin kararınızı ne etkiliyor sandığa giderken? Sandığa giderken ülkenin geleceği, nereye gidiyoruz, neredeyiz? Bunu iyi düşünüp o şekilde bir karar verip o şekilde oyumuzu kullanmak lazım. Ataşehir'de hangi partiye oy vereceksiniz? Hiçbirine. Neden peki? Öyle. Memnun değil misiniz? Yok. Peki Büyükşehir'de Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu? Oraya Binali Yıldırım. Neden Binali Yıldırım? Daha sempatik, daha ben çalışkan görüyorum onu. Halka daha bir ılımlı, hoşgörülü. Yani sempatik bulduğum için seviyorum. Aksi takdirde AK Parti olarak değil. Kişi Binali olarak. Binali Yıldırım'ı şahsen sevdiğiniz için. Evet. O yüzden Binali Yıldırım. Evet. O zaman peki Büyükşehir'de Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu? Şimdi beyefendi de onu söyledi. Herhalde diyordu bu sefer İmamoğlu kazanır diyordu. Ben de ona katılıyorum. Siz tercihinizi İmamoğlu'na yanıt. Yani ihtimal, daha tam karar vermedim ama %90 öyle gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. O zaman beyefendiye de soralım. Merhaba. Merhabalar. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi, sağ olun. Teşekkür ederim. Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım mı? Valla ben İmamoğlu tercih ediyorum. Biz Büyükşehir'de Binali Bey diyeceğiz inşallah. Çünkü tecrübeli bir başkan. Başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, bakanlık yapmış. İstanbul'un trafiğini en aza indirebilecek kişi de bence o. Sevilen sayılan, daha çok sempatik İmamoğlu'ndan bana göre. Büyükşehir'de peki Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım? Onu severim. İmamoğlu'nu çok severim. Oyum ona Allah izin verirse. Neden İmamoğlu peki? Çok seviyorum çünkü doğru konuşuyor, düzgün konuşuyor. Öbürler hep para varar. Siz İmamoğlu'nu destek. İmamoğlu'na mecbur vereceğim. Peki. Çünkü öbürler hep para varar. Başka bir şey yok yani. Peki, çok teşekkür ederim. 84 yaşındayım. Şey diyemeyeyim şimdi, çok konuşursam içeri atarlar beni. Hiçbir şey olmaz, gelin de konuşun. İçeri atarlar. Kararlarınızı ne etkiliyor peki sandığa giderken? Ekonomi, siyasi ahlak,
belediye başkanları adaylarının birbirlerine olan yaklaşımları. Ama öncelikle tabii ki ekonomi. İşsizlik bu kadar fazlayken, bu kadar ekonomi bu kadar sıkıntılıyken, üretim olmadığı bir ortamda üretime, ekonomiye, demokrasiye daha çok kim değer veriyorsa oyumuzu o şekilde değerlendireceğiz. Önceki seçimde meydanda geldi birisi senin gibi bir güzel kız. Ben de saldım, sıyırdım. Bize de konuşun. İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım mı? Hangisi hayırlısıysa olsun kızım. Ne İmamoğlu'nu tanırım, ne Binali Yıldırım'ı tanırım. Hani eskiden bakanlık yapmış bir adam. Ama bilmem ben. Hayırlısı neyse olsun. Amin. Bakalım o zaman. Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Binali Yıldırım'ın samimiyetine inanıyorum. Çok samimi bir adam olarak geliyor ama AK Partili olduğu için biraz geride kalıyorum açıkçası. Ekrem İmamoğlu'nu nasıl değerlendiriyorsun? Bir Muharrem İnce olsaydı evet derdim. Sonuna kadar giderdim yani. Muharrem İnce olsaydı da ondan yana oy kullanacaktım. Kesinlikle sonuna kadar yani. Peki siz? Hayırlısı neyse Allah bunu yapsın. Siz tercihinizi kimden yana kullanacaksınız? Yıldırım mı İmamoğlu? Bizi ele yaptılar. Ya bir şey diyemiyoruz. Yemin ederim yani pes. Böyle bir şey yok. Bir şey söylemeye çekiniyor musun? Çekinmiyoruz. Ne çekineceğiz zaten? Bizi bitirdiler. Neye çekineceğiz ya? Yok bir poşet 25 kuruş ya. Bir de bir şey var mı? Kardeşim bir yere gidemiyoruz. 100 milyonla bir şey alamıyorsun. Bir kilo patates 5 milyon. Böyle bir şey var mı? İnsanları pert ettiler, insanları bitirdiler. Hayatı bitirdiler. Vallahi kendi kendimize nefret ettik. Büyükşehir'de İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım? Binali Yıldırım. Neden Binali Yıldırım? Ben 50 senedir Kadıköy'de oturuyorum. CHP hep kazanmıştır. Mahalleye, sokaklara bir çivi çakmamıştır. Ben niye vereyim ona oy? Siz çalışana mı verirsiniz, çalışmayana mı? Ben size söylüyorum. Siz değerlendirin ki sizin sesinizi duysun. Çünkü ben 50 senedir orada oturuyorum. Bir çivi çakmadı. Çalışana veririm. O yüzden Binali Yıldırım. O yüzden Binali Yıldırım. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? CHP'li olduğu için. Binali Yıldırım karşısında şansı ne olur sizce? Vallahi bilmiyorum ki ya. Kim güzel çalışıyorsa o gelsin diyorum ben. Hayırlısı neyse olsun diyorum. Peki Büyükşehir'de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu? İmamoğlu. Binali Yıldırım. Neden Binali Yıldırım? O çünkü devlet başkanı olduğu için belediyenin de sorunlarını iyi bileceğinden eminim. Ben Atatürkçüyüm, bitti. CHP'ye oy vereceksin. Ya istediği kadar şey olsun ya, ne olacak? Ben şimdi söyleyemeyeceksem bundan sonra hiç söyleyemem ki. En basit örnek. Neden öyle düşündünüz, işten atarlar diye? Korku var. Şimdi büyük bir kitle korkusu var. Büyükşehir'de Binali Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu? Binali Yıldırım. Neden Binali Yıldırım? AK Parti'yi destekliyoruz. Ondan dolayı. Memnunsunuz. Memnunuz. Büyükşehir'de bak mesela İmamoğlu çok sevilen bir insan. Hani orada da ben mesela partisipam ama insan şahsına görüyorum yani. Neden İmamoğlu peki? İmamoğlu ama ya işte sempati var. Sempatik bir adam yani. Hani CHP olarak da bir şey demiyorum. Ama hani bir sempati var yani. Evet, İstanbul yarışında bir tarafta Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, diğer tarafta Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu. Ataşehir'deki vatandaşlara sorduk, Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu? Bakalım 31 Mart'ta kazanan hangi aday olacak?